Sağlığı. Hocam nereden başlayalım kalp sağlığına? Bizim son 20 yıldır belki 10 yıldır tabii işin içinde şey var. Yani yeme içme alışkanlık. Hep öğretmeye anlatmaya çalışıyoruz. Bütün poliklinikte de siz de anlatıyorsunuz, biz de anlatıyoruz. Diğer hekim arkadaşlarımız, hocalarımız da anlatıyor. Hani yeme kültürü, işte hareketli hayat. Bunlar mı hocam? Yani kalp sağlığından kastettiğimiz şeyler bunlar mı? Genetiğimiz spor üzerine, hareket üzerine kurulmuş. Evet. Dolayısıyla hareketsizlik bize göre değil. Ama toplum olarak ya da sadece bizim toplumda, toplumların çoğu hareketsiz hale gelmeye başladı. Hı hı. Makineleşme arttığı sürece hareketsizlik de artacak. Ama bu hareketsizlik dezavantaj haline geliyor. Bir yerden sonra birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Kalpte, kalp damar tıkanıklıkları, yüksek tansiyon, yüksek kiloya bağlı, yüksek kolesterole bağlı birçok yan etki, birçok damar tıkanıklıkları, sadece kalp değil, boyun damarları, şah damarları yani bacak damarları tıkanıklıklarına da sebep olabiliyor. Bunların hepsinin bu tarz hastalarda özellikle bizim söylediğimiz şey hareket. Yani hastalara mutlaka, mesela tansiyon hastalarına da, kalp hastalarına da bol bol spor yapın, bol bol hareket edin diyoruz. Çünkü bunun sağlığına kavuşmasının en kolay yolu bu. Spor yaptığı sürece daha sağlıklı kalacak, daha uzun ömürlü olacak.